Evet değerli arkadaşlar, fıkıh dersimizde 5. bölüme geldik. Bu bölümde diğer fıkıh ekolleri göreceğiz. Bundan önceki derslerimizde Ehl-i Sünnet'in önemli fıkıh ekollerini görmüştük. Hanefilikti, Malikilikti, Şafilikti ve Hanbelilik mezheplerini görmüştük. Bunlara dikkat edeceğiz. ÖSYM bunlardan hep soru sormuştu. Ve belki de bizlere bu yıl ÖSYM Ehl-i Sünnet dışında diğer fıkıh ekollerden soru sorabilir diyerekten bu dersimizi yapıyoruz arkadaşlar. İlk göreceğimiz mezhep Caferilik. Diğer adı İmamiye. Diğer adı İsna Aşeriye mezhebi olacak. Bu arada değerli arkadaşlar, bugüne kadar işlediğimiz mezhepleri biz mezhepler tarihi derslerimizde tekrar işleyeceğiz. Orada biraz daha farklı detaylara gireceğiz. Yani Caferilik mezhebidir, Şafilik mezhebidir, Hanefilik mezhebidir. Bunlar bu anlattıklarıma sınırlı değildir. Bu anlattıkların fıkıh kısmından gelen sorulardır. Bazen öyle sorular geliyor ki fıkıh dersi mi, mezhepler tarihi mi, kelam mı belli olmuyor. ÖSYM ortasını bıraktan soruyor. Yani benim kelamda işlediğim Ehl-i Sünnet ekolleri, işte Eş'ariyedir, Maturididir. Benim fıkıh dersinde işlediğim Şafilik, Hanefilik, Malikilik mezhepleridir vesaire. Bunlar mezhepler tarihi dersimizde de tekrar değineceğimiz mezheplerdir. Bu mezheplerle ilgili daha detaylı, daha geniş bilgiler almaya devam edeceğiz diyeyim ve zaman kaybetmeden Caferilik mezhebiyle devam edeyim. İsmi Caferilik, Caferi Sadat'tan alıyor bu ismi. Diğer adı İmamiye. Niye İmamiye ismi almış? Onu birazdan açıklayacağım. 12 imamın masum olduğuna inanmayı şart koşuyorlar. Bir diğer adı İsna Aşeriye. İsna Aşeriye 12 imam demek arkadaşlar. 12 imam. İsna Aşeriye 12 anlamına geliyor zaten. 12 imama inanmanın ve imamları masum, peygamber gibi günahsız, hatasız kabul etmenin dinin aslından olduğunu ileri süren fıkhi bir mezheptir. Değerli arkadaşlar, Caferilik Şiiliğin en güçlü koludur. Ne demek en güçlü koludur? Yani Şiilerin en kalabalık mezhebi Caferiliktir. Aklınıza bulunsun. İmamet anlayışında Zeydiye'den ayrılan ve İmamiye İsna Aşere olarak da adlandırılan mezheptir Caferilik mezhebi, ki ilerleyen dakikalarda Zeydiye'den bahsedeceğim, ki Zeydiyelik ki Ehl-i Sünnet'e en yakın mezheptir. Zeydiye ile İmamiye arasındaki farklara lütfen dikkat ediniz. ÖSYM sordu mu bana bu mezhepleri? Aralarındaki farklardan veya benzerlikten sorular gelecektir diyelim ve devam edelim. Şia grupları mezhebi dedik. Caferilik kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Ahbariyun bir de usulüyün diye ikiye ayrılmış. Bu ayrıma dikkat et. Önemli bir ayrımdır. ÖSYM belki bana ahbariyun nedir, kimdir, usulüyün nedir, kimdir diye sorabilir. Diye iki ayrı ekle ayrılmıştır. Ahbariyuna göre masum imamların sözleri nas hükmündedir. Ne demek nas hükmünde? Yani Kur'an-ı Kerim ayeti gibidir. Ayet gibidir. Mütevatir hadis gibidir. Masum imamların sözü. Demek ki ben şunu anladım. Ahbariyuna göre masum imamlar tıpkı peygamber gibidir. Hatta onlara göre direkt peygamber diyebiliriz. Belki de hani şu inanç olmasa, peygamberlik Hazreti Muhammed'le son bulmuş inancı olmasa, bunlar diyecekler ki peygamberden sonraki 12 imam da işte Hazreti Ali'dir, Hazreti Hasan'dır, Hazreti Hüseyin'dir vesaire devam eden silsile peygamberdir diyecekler neredeyse. Böyle hatırlayayım. Peygamber gibi görürler. Peygamber gibi görürler. İçtihat ve rey ile hüküm ortaya konulmaz. Kime göre? Ahbariyuna göre. Sadece ve sadece masum imamların bildirmeleriyle hüküm verilebilir. Bak her şeyi masum imamlara bağlamış bunlar. Sen iştihat miştihat yapma. Sen boş ver, kafa yorma. Yorsan da yanlış olabilirsin. Bize doğru bilgiyi kim verecektir? Masum imamlar verecektir diyorlar. Kimler? Şiiliğin alt kolu olan Ahbariyun ekolü diyelim. Devam edelim ve gelelim Caferilerin hukuki konularda başvuru kaynaklarına. Caferiler bir konuda hüküm verirken neleri kullanırlar? Kitap, sünnet, diğer tüm mezheplerde değişmezdi. İcma ve akıl. Sünnet kapsamında Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt taraftarı olan bazı sahabeler kanalıyla gelen rivayetleri kabul etmekteler. Buna dikkat et. Sünnet derken. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ayşe'nin rivayet etmiş olduğu hadisleri sünnet kapsamına almazlar arkadaşlar. Yani onlara göre sünnet Ehl-i Beyt imamlarının ya da Ehl-i Beyt'e destek olan sahabelerin ve tabiunun bizlere naklettiği hadislerdir. Ancak sünnet olacak olan şeyler icma ve akıl kabul ederler. Yalnızca bu madde önemli. Yalnızca peygamberin sözleri değil. Masum imamların sözleri de sünnet kapsamındadır. Al sana bak. Demek ki onlara göre sünnet neymiş? Bir, masum imamların sözleri de sünnet ve
peygambere ait olduğu iddia edilen sözler yani hadisler eğer Ehl-i Beyt kanalıyla gelmişse bizler için sünnettir diyorlar Caferiler. Ve devam edelim. Caferiliğe göre icma masum imamlardan birinin görüşü üzerinde gerçekleşen ittifaktır. Bak yine masum imam karşıma çıktı. İcmada bile ne diyorlar? Masum imamın görüşü üzerine ittifak edilirse o icma icmadır. Yoksa icma değildir. İcma neydi? Alimlerin bir araya gelip görüş beyan etmesi. Yani şöyle düşün ha. 50 tane Şii alim bir araya geliyor. Bir fikir beyan ediyorlar. Diyorlar ki eğer bu fikir masum imamın görüşüyle uyuşuyorsa okey alırız. Yok uyuşmuyorsa almayız diyorlar. İçtihat kapısının daima açık olduğunu savunan Caferiler kıyası bir başvuru kaynağı olarak görmezler. Bak kıyası kabul etmiyorlar. Buna dikkat et. Niye dikkat et? İmam Cafer, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hocasıdır. Bu iki mezhep arasında benzerlikler de olabilir. Ama sakın şunu unutma. İmam-ı Azam'ın hocası olan İmam Cafer kıyası bir başvuru kaynağı bir delil kabul etmemiştir. Ama onun öğrencisi İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefilik mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam, yani Numan bin Sabit, kıyası kabul etmiştir. Bu ayrıma dikkat et. Geçici nikahı, yani muta nikahını kabul ederler. Onlara göre, Şiilere göre, geçici nikah dediğimiz muta nikahı, Hazreti Peygamber, yani Hazreti Muhammed döneminde uygulanıyordu. Birinci halife Hazreti Bekir döneminde de uygulanıyordu. İkinci halife Hazreti Ömer kaldırmış diyorlar. Şiiler ki mezhepler tarihlerine geldiğimizde daha detaylı işleyeceğiz göreceksiniz. Şiiler Hazreti Ömer'i hiç sevmezler. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir için gasıptır. Yani hırsızdır. Halifelik hakkı olan Hazreti Ali'nin halifelik hakkını gasp etmiş diyorlar. Ve Hazreti Ömer'in yaptığı içtihatlara katılmıyorlar. Somutlaştırayım. Mesela Şiiler teravih namazını 20 rekat ve camide kılmazlar. Niye? Ya peygamber öyle kılmadı. Hazreti Ömer böyle yaptı. Ya Ömer'i sevmeyiz zaten. Hatta Hazreti Ömer'e hakaret etme gerektiğini savunuyorlar bunlar. Hazreti Ömer'in yaptığı bir yenilik kabul eder mi? Kabul etmezler. Şimdi Şiilerin iddiası şu. Hazreti Ömer kaldırdı mut'ayı. Biz onun içtihatlarına katılmıyoruz diyorlar. Ama Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki hayır. Mut'a nikahını Hazreti Ömer kaldırmadı. Hazreti Muhammed hayattayken mut'ayı yasaklamıştı. İddialar Ehl-i Sünnet. Unutmayın değerli arkadaşlar bu konuda bir ihtilaf vardır. Ehl-i Sünnet diyor ki mut'a nikahını işte Hazreti Peygamber kaldırmıştır. Şiiler ise diyor ki hayır Hazreti Muhammed kaldırmadı. Hazreti Muhammed döneminde de onun birinci halifesi Hazreti Ebubekir döneminde de vardı, uygulanıyordu. İkinci halife Ömer kaldırdı. Biz Ömer'i zaten sevmiyoruz. Ömer'in içtihatlarına katılmıyoruz diyorlar. Buna dikkat edin. Mut'a dikkat et. Niye? Çünkü birazdan Zeydiliğe geleceğiz. Zeydiler ise mut'a nikahını kabul etmiyorlar diyelim ve devam edelim. Ehl-i kitap kadınlarla evlenmeyi caiz görmezler. Burası da enteresan. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetidir. Diyor ki yani Müslüman olan erkekler gayrimüslim yani ehl-i kitaptan kadınlarla evlenebilir. Ama Müslüman olmayan bir erkek ile Müslüman bir kadın evlenemez diyor. Ayet. Buna rağmen bunlar diyor ki hayır bizim Müslüman erkeklerimiz ehl-i kitaptan yani Yahudilerden, Hristiyanlardan herhangi bir kadınla evlenemez diyor. Önemli bir ayrım noktasıdır. Lütfen dikkat ediniz. Ve şimdi esas önemli kısma geliyorum. Zeydiye mezhebi. Niye esas önemli kısım? Şimdi değerli arkadaşlar. Zeydiye ve İmamiye. Caferiye diye adıyla. Şii mezhebidir. Ama bunlar arasında ihtilaf vardır. ÖSYM büyük ihtimal bana. Zeydiye ile Caferiye arasındaki ihtilafları sorabilir. Lütfen dikkat et. Peki Zeydiyeler İmamiye'den yani Caferiye'den hangi gönüllü ayrılmış? Nereden ayrılmaya başlamış? İmam olarak Hazreti Hüseyin'in oğlu, Ali Zeynel Abidin'in oğlu Zeyd bin Ali'yi kabul etmektedirler. Yani Hazreti Hasan, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hüseyin'in oğlu İmam Zeynel Abidin ortak, onun oğlu Zeyd bin Ali'yi kabul ediyorlar Zeydiyeler. Ama Caferiye ise Zeyd bin Ali değil, Zeyd bin Ali'nin ağabeyi Muhammed Bakır kabul ediyor. Fark buradan başlıyor. Zeydiye diyor ki imamlık hakkı Ali Zeynel Abidin'in oğlu Zeyd bin Ali'dir. Zeyd bin Ali. Caferiye diyor ki hayır. Zeyd bin Ali değil. Zeyd bin Ali'nin abi Muhammed Bakır'dır. Okey. Birinci ayrım bu. Diğer Şii grupları Caferiler ve İsmailer ise Zeyd bin Ali'nin abiyi yani İmam Zeynel Abidin'in oğlu
büyük oğlu Muhammed Bakır'ın imam olduğunu kabul ederler. Birinci ayrım buradan başlıyor. Ve ayrımlar devam etmeye başlıyor. Fıkıhta başvurduğu kaynaklar. Kitap sünnet man koydu. İcma yine var. Bak kıyası kullanmışlar. Caferler kıyası kullanıyor muydu? Hayır. Kıyas çıktı mı? Çıktı. İstihsan var mıydı? Hayır. Maslahat-ı mürsele var mıydı? Hayır. Ne vardı? Akıl vardı. Bakın. Şöyle C harfi yazdım. Caferlikte olanlar. Caferlikte vardı akıl var. Zaten kitap sünnet man koydu. İcma da vardı. Caferlikte bu dördü vardı. Ki icma ile ilgili şunu da söylemişler Caferler. Eğer icma bir imamın görüşüne ittifak ediyorsa kabul ederiz diyorlardı. Buna dikkat et. Lakin şöyle farklı bir renkle çizeyim. Kırmızı çizeyim. Kıyas Caferlikte yoktu. İstihsan yoktu. Masat-ı mürsele yoktu. Turuncu çizdiklerim vardı. Akıl vardı. İcma vardı. Sünnet vardı. Kitap vardı. Demiştik. Yani ÖSYM biraz bir zorlamak isterse Zeydiye mezhebinin fıkıhta başvurduğu kaynakları sorar. Hatta şöyle der. Caferlerin başvurmayıp Zeydilerin başvurduğu kaynak kıyas. İstihsan maslahatı mürseledir. Özellikle kıyasa dikkat et. Çünkü Caferler kıyasa karşı çıkmıştı. Kıyas önemli diyelim. İçtihada büyük önem veriyorlar bunlar. Caferi ne demişti? Bırak içtihadı kim yapsın? Özellikle ahbarı yönde demişti. İmamlar yapsın. İmamlar dışında içtihat yapamaz diyorlar. Caferlerin kabul ettiği yalnızca ehli beyt rivayetlerini değil, sahabe rivayetlerini de delil kabul etmişler. Burası önemli. Caferilik diyor ki tamam sünnet benim için delil ama sünnet nedir? Peygamberin sözleri falan ya. Bu peygamberin söz ve davranışları eğer bana ehli beyt kanalıyla gelmişse sünnet kabul ediyorum diyorlardı Caferiler. Ama Zeydiler ise diyor ki hayır kardeşim diğer sahabe rivayetlerini de delil kabul ederiz diyorlar. Aa sana ikinci bir ayrım. Önemli başka bir ayrım. Sünnetle ilgili diyelim ve devam edelim. Mut'a nikahını caiz görmemişlerdir. Burası çok önemli. Zaten Şiilik deyince aklına geliyor. Mut'a nikahını kabul etmeleri geliyor. Ama Şiiliğin bir kolu olan Zeydiye Mut'a'yı caiz görmemiş. Özellikle ehli sünnet alimleri Şiileri eleştirirken hep şunu yaparlar arkadaşlar. Derler ki ya siz kendi içinizde bile Mut'a var mı yok mu emin değilsiniz. Sizin güçlü bir mezhebiniz olan Zeydiye de Mut'a'yı kabul etmiyor. Kalkıp nasıl Mut'a var dersiniz diye ne yaparlar? Şiileri eleştirir ehli sünnet vel cemaat alimleri. Burası da önemli. Çok önemli maddeye geldik. Dedi ki ya Caferler diyor ki işte Hazreti Ali halife olmalıydı. Ama Hazreti Ömer ve Hazreti Bekir işte komplo kurdu, kumpas kurdu vesaire kandırdı onları. İşte ümmeti kandırdı. Hazreti Ali'nin hakkını gasp etti. İddiasındalar ya. Zeydiye bu yönüyle de ondan ayrılıyor. Ve diyor ki tamam hak Ali'nin hakkıydı ama Hazreti Ali'den önceki 3 halifenin hilafeti de kabul edilebilir. Buna efdal mefdul demişler. Ki mezhepler tarihine tekrar buraya değineceğim arkadaşlar. Efdal mefdul. Mefdul. Pardon mefdul. Yani efdal en faziletlisi Hazreti Ali'ydi. Tamam Hazreti Ali olmamış olabilir. Ama Hazreti Ali kadar faziletli olmayan diğer sahabeler de, diğer halifeler de faziletli insanlardı. Onların hilafetini de kabul ediyoruz diyorlar. Kimler? Zeydiye mezhebi. Hazreti Ali'den önceki 3 halifenin hilafetini kabul etmişlerdir. Şu noktada önemli. Zeydilik fıkıh konularda Hanefilik mezhebine yakın bir mezheptir arkadaşlar diyelim. Ve günümüzde yaygın olarak yaşadığı yerse Yemen ülkesidir. Şu ülkelere dikkat edin arkadaşlar mezheplerle ilgili. Çünkü ÖSYM zamanında hangi mezhebin mensuplarının hangi ülkede veyahut hangi bölgede yaygın olarak yaşadığını sormuştu. Çıkmış soru analizi yaparken o sorulara geleceğim arkadaşlar. Sormuştu. Tekrar sorma ihtimali var diyeyim. Ve İsmaili mezhebiyle devam edelim. İsmaili mezhebinin diğer adı Batıniye. Batıniye deyince, İsmaili deyince zaten akla önemli bir figür geliyor. Hasan Sabbah. Hasan Sabbah. Hasan Sabbah'ın mezhebidir. Haşhaşiler. Alamut Kalesi geliyor. Alamut Kalesi'nde tabiri caizse bir cennet simülasyonu yapmıştı. Cennet ve cehennem simülasyonu. Ahiretin simülasyonu yapmıştı. Yani yapay bir ortam gerçekleştirmişti, yapmıştı. Orada fedailer yetiştiriyordu. Meşhurdur, bilirsinizdir. Cafer-i Sadık'tan sonra büyük oğlu İsmail'in imam olduğunu savunmaktadırlar. Batıniye adıyla anırlar. Bakın,
Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Üç Şii mezhebini gördük. Caferiye, Zeydiye ve İsmailiye. Bunlar kim yani hangisi imam olacak? Hani elbetten kim imam olacak hususunda ihtilaf etmişlerdir. İlk başta böyle ayrılıyorlar. Sonra görüş farkları artmaya başlıyor. Batini adlı anılıyor. Niye? Ekonomik hukuki görüşleri Kadı Ebu Hanife en Numan tarafından Fatimi Devleti himayesinde değerlenmiştir. Fatimiler nerede kurulmuştu? Mısır. Zaten Hasan Sabah Mısır'daki devlet başkanlığına destek olaraktan örgütünü falan kuruyor. Pek çok meselede İmamiye mezhebine yakındırlar. İmamiye hangisiydi? Caferiye. Diğer adı İsnaşeriye. İsnaşeriye. Mezhebine yakındır. Mutlak nikahını kabul etmiyorlar. Burası da enteresan. Al sana bak. Zeydiye'ye benzeyen bir yör. Zeydiye ile ortak yön. Şimdi dur. Mutat tartışması var. Mutat var mıdır yok mudur? Ehl-i Sünnet yok diyor. Caferiler var diyor. Ehl-i Sünnet. Özellikle Caferiler eleştirirken ne yapar? Der ki yap kardeşim bak. Şiilin üç güçlü mezhebi. Zeydiye artı İsmaili mezhebi. Diyor ki mutat yok. Siz kendi içinizde anlaşmamışsınız. Kalkıp bizi ikna edemezsiniz. Diyorlar. Diyelim. Hasan Sabah'ın mezhebi olduğunu zaten belirtmiştik. Tekrar vurgulayalım ve devam edelim. Hangi mezheple? İbadiye. Mezhepler tarihinde daha detaylı işleyeceğim hariciliğin fıkhi mezhebidir. Daha sonra hariciliğin günümüze kadar gelen mezhebidir. Önseme İbadiye ile ilgili, haricilikle ilgili soru sormuştur. Sormaya devam eder. Kurucusunu alıyor ismi. Kurucusu Abdullah bin İbad'tır. Bu yüzden ismi buradan geliyor. Ancak ilk teorisyen yani usulcüsü olarak onun yerine geçen Cebir bin Zeyd el-Ezdi'dir. Yani mezhebi mezhep haline getiren Ezdi'dir. Şöyle düşünün, dinler tarihiyle bir bağlantı kurun. Günümüz Hristiyanı kapan kim? Pavlus. İbaziye'nin Pavlus'udur. Cabir bin Zeyd el-Ezdi. Şu Ezdi kelimesinden hatırlan yeter Ezdi. Harici içerisinde olmasına rağmen ılımlı bir çizgiye sahiptir. Ki mezhepler tarihinde hariciliği işleyeceğiz. Daha evvel de belki okumuşsunuz arkadaşlar. Haricilik deyince aklına ne geliyor? Çok sert, katı, radikal olmaları geliyor değil mi? Bu arada çok rüzgar esti, şu pencereyi kapatayım. Normalde Diyarbakır'da bu rüzgarları özleriz ama galiba sesimi engelliyor biraz. O yüzden biraz kısmam gerekti. Devam edeyim. Haricilik mezhebi diyorduk. Haricilik çok sert, katı. Hatta haricileri görüp tanımlayan insanlar şunu demişlerdir. Çok dindar insanlar ama kafalarını çok kullanmıyorlar. Habire İslam tarihinde kafir avına çıkmışlar. Sen şunu yapmanın kafirsin, sen farz namazları kılmanın kafirsin, sen nafileyi kılmanın kafirsin deyip insan avına çıkmış insanlar. Ama ibadiyeyi inceliyoruz, öyle değil ılımlar. Bu yüzden bazı mezhepler tarihçileri, öyle değil mezhep tarih alimleri şu yorumu da yapmamışlar değil. Yani sanki ibadiye varlığını sürdürmek için takiye yapıyor. Kendini biraz ılımlı gösteriyor diye yorumlarda var arkadaşlar. Ki İbaziye haricinin tek kolu değildir. Biz mezhepler tarihinde haricinin diğer kollarına detaylı işleyince konu daha iyi oturmuş olur diyelim. Orta bir yol izleyen İbaziler zahirlerin yaptıkları gibi nasların zahirine amel etmemişler. Bak zahirlerden ayrılıyor. Hanefilerin yaptığı gibi re'yi de fazla kullanmamışlar. Yani kullanmış fazla kullanmamışlar. Orta yolcu. Ne zahiridir? Ne Hanefi'dir. Okey. Fıkıhta kullandıkları deliller ise kitap sünnet tüm mezheplerde aynıydı. Kendi imamlarının içtihatları. Aa bak bu yönle Şia'ya benzedi mi? Benzedi. Ve Şia'dan özellikle hangisi? Caferilik. Caferiliğe benzedi. Ve maslahat-ı mürseledir. Aa bak maslahat-ı mürseleyi kullandı. Caferilik maslahat-ı mürseleyi kullanmıyordu. Al sana bir orta yol daha. Maslahat-ı mürseleyi en çok kullanan kimdi? İmam Malik'ti. Malikilik. Mezhebiyle ortak bir yön. Kıyasa gelince, kıyası hatırlarsanız Zeydiler kabul etmişti, kullanmıştı. Hanefiler kullanıyordu bol bol. Caferiler kullanmıyordu. Al sana bak Caferilikle bir ortak yön daha. Kıyası benimsememişlerdir, kullanmamışlardır, tercih etmemişlerdir diyelim. Ve devam edelim. Taharetin tamam olabilmesi için lisanın da yani dilin de yalandan ve batıl sözlerden arınması gerekir diyor. Vay. Bak diyor ki sen gusül aldın, abdest aldın ya. Ama ağzında, dilinde yalan bir kelime varsa aldın o abdest de,
o gusül de usul değildir. Sen temiz değilsindir, tahir değilsindir diyor. Söz taşımak, kin ve düşmanlık, çirkin sözün de abdesti bozacağına hükmederler. Bak burası önemli. ÖSYM buradan soru sorabilir. Yani ben olsam sorarım buna. Bir mezhep var. Diyor ki sen söz taşıdın mı? Kin düşmanlık güttün mü? Kötü söz söyledin mi abdestin bozulur diyen mezhep. Hangisidir diye sorarsa cevap ibadiye. Gelin ve son maddeyle bitirelim. Recm. Recm nedir? Zina eden kadının evli ise ya tabii ki küçük taşlarla, taş yani toprağa gömülür. Gövdesi toprakta kalır, başı dışarıda. Küçük taşlarla yavaş yavaş öldürülmesidir recm. Tevrat'ta da vardır bu hüküm. İslam hukukunda var mıdır yok mudur tartışmalıdır işte. Bazı mezhepler recm vardır derler ve uygularlar. Bazıları yoktur derler, uygulamazlar. İhtilaflı bir konudur. Bu konuya daha sonra değineceğiz arkadaşlar. Daha detaylı değineceğiz. Enteresan olan ibaziyenin recmi kabul etmemesidir. Niye? Bak ne diyordum. Haricilik denince akla onların sert kaba olması gelir değil mi? Ha, normalde direkt sorsam ya acaba haricilerin mezhebi olan ibaziyede recm var mıdır? Yok mudur? Birçok insan şunu diyebilir ha. La bunlar zaten sert kaba insanlar. Öyle çok yumuşak naif insanlar değil. Büyük ihtimalle recmi kabul etmişlerdir diyebilirsin. Hayır kabul etmemiş. İşte ÖSYM böyle yönleri seviyor. Böyle yönlerin çalışan ile çalışmayanı ayırt ettiğini biliyor. O yüzden çalışan arkadaşın rejimin ibaziyede olmadığını bilir. Ve böyle bir düşücü soru oldu mu kolay kolay düşmez diyelim. Ve günümüze devam etmeyen fıkhi ekollere bir sonraki dersimizde devam edelim arkadaşlar. Bu dersi burada bitirelim. İşte zahirliktir. Efendim söyleyeyim. Bunun dışında bazı mezhepler var. Sadece korucular tarafından biliyor. Onları gelecek ders işleyeceğiz diyelim. Şimdilik burada bitirelim. Sağlıcakla.